Arkadaşlar merhaba. Uzun zamandır video atamamıştım kanala. Bunun ilk nedeni koronaya yakalandık biz de maalesef. Yani İstanbul'da o kadar uzun zamandır koruduk, yettik kendimizi. Kaçtık, izole falan olduk ama buraya geldik. Şansa Bodrum'da yakalandık. Yani benim çok ağır geçti açıkçası. İlk iki gün falan zaten hiç yataktan kalkamadım. Sürekli terledim. Hiç bir şey yapasım gelmiyordu. Boğazım çok kötü ağrıyordu. Vücutta böyle bir hissiyatı. Her şey vardı açıkçası. Hemen zaten direkt eşimle birlikte odalara ayırdık. Bir iştah yok, bir şey yok. Çok kötüydü yani. Benim çok ağır geçti. Tek hani bel ağrısıyla falan atlattı o da. Ya da ben hastayım diye kendisini salmadı bilmiyorum. O da iyi değil yani. Hani tat alma olayımız gitti. Bel ağrısı çok oldu. İştah kaybı oldu. Hepsi vardı bize açıkçası. Onun dışında iki doz BioNTech aşımız vardı. Ona rağmen benim çok ağır geçti. Hala daha şu an öksürüğümüz var. Sürekli balgam yapıyor bu hastalık. Öksürük yapıyor, balgam yapıyor. Onun dışında yani gittiğimiz, gezdiğimiz yerlerde havanın, yani bakmayın Bodrum'dayız ama havalar hala çok soğuk. İstanbul'a yağan karın herhalde soğuğu buraya geliyor, bilmiyorum artık. Sürekli bir rüzgar var. Önceki hafta zaten hasta olduğum için hani videosunu çekemedik. Hiçbir şey yapasım yoktu açıkçası. Bu hafta da havalar çok rüzgarlı olduğu için balık tutmaya gittik. Balık da tutamadık. Havada çok rüzgarlı olduğu için. Bundan dolayı çok fazla video çekemedik. Tabi ekipmanları da hani ben şimdi bu videoyu da cep telefonuyla çekiyorum. Hani bir rüzgar geçirmeyen bir kulaklık ya da mikrofon olması lazım ki hani size sesim net gelebilsin. Bunları da şu an için almadığım için öyle kaldı. Bakalım, havalar ısınmaya başlayacak yavaş yavaş. Havalar ısınmaya başladıkça zaten düzenli şekilde videolar gelir. Onlardan bahsedeyim size. Onun dışında benim hayatımda ne gibi değişiklikler oldu bu süreçte? Çalıştığım iş yerinden ayrıldım. İstanbul'da çalıştığım eski ofisten hani güzel bir teklif geldi. Ondan dolayı ben de evden çalışmaya başladım. Tam zamanlı olarak evden çalışıyorum artık. Bütün gün evdeyim. Hani evde olduğum süreçte YouTube'a daha çok ağırlık veririm diye düşünüyordum. Ama öyle olmadı. Sürekli işin başında olduğum için hani normal bir ofis çalışanı gibi sabah 8 akşam 6 çalışamıyorum maalesef. Yani daha fazla çalışmam gerekiyor. Bu da internet başlığından dolayı. Burada maalesef altyapı yok. Altyapı olsa hani ben de diğer çalışanlar gibi sabah 8 akşam 6 çalışıp geri kalan vakitte de hani YouTube'a daha çok ağırlık verebilirim. Bu arada işte bilgisayarda da hani kapasitesi düşük olduğu için editlerde, renderlarda falan bir yavaşlık söz konusu. Bundan dolayı da hani bazı editlerim günlerimi alıyor. Bir iki gün uğraştığım editler oluyor. Ondan dolayı bir aksamalar oldu. Bakalım. Havalar ısınmaya başlasın. Güzel bir videolar, gezi videoları, yemek videoları yine gelmeye devam edecek. Bana destek olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı, videolara like atmayı unutmayın. Eşinize, dostunuza paylaşın. Teşvik edin beni. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.